Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Carpe Diem Nutze Den Tag adlı bu metni inceleyeceğiz. Bu metin nasıl bir metin? Tamamen bir mektup üzerinden yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bu mektubun içerisinde çeşitli boşluklar var. Bu boşlukları arkadaşlar gramer yapılarını inceleyerekten gidiyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Carpe diem, arkadaşlar carpe diem deyince aklımıza ne geliyor? Carpe diem arkadaşlar anı yaşa demek arkadaşlar Latince'de. Yani kaliteli bir şekilde zamanı geçir demek. Yani bunun Almanca karşılığına baktığımızda Nutze den Tag, yani günü iyi geçir demek oluyor. Dolayısıyla Carpe Diem neymiş? Latince'de Almanca karşılığı Nutze den Tag. Yani güzel Türkçemizde anı yaşa. Ancak anı yaşa derken de bunu kaliteli bir şekilde geçir demeye çalışıyor bu cümle. Dilerseniz direkt başlayalım. Liebe Karin denilmiş arkadaşlar. Bu bir mektup. Şimdi bir kadına bir hitap olduğunda Liebe şeklinde yazılıyor. Karin de zaten bir kadın ismi. Bu bir erkek olmuş olsaydı Lieber olurdu. Liebe şeklinde okunuyor. Liebe şeklinde yanıtlanıyor. Karşılık veriyor olacaktık Liebe'nin yerine. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar bu boşlukları ben size çoktan seçmeli olarak söyleyeceğim. Bunu daha önceden kağıda yazmıştım. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar virgülden hemen sonra Almanca'da ben mektup yazdığımda ufak harfle başlıyorum. Demek ki ne yapıyormuşum? Virgülden hemen sonra ne yapıyorum? Mektubu ufak harfle başlatıyorum. Bu çok çok önemli. Yani danke für Brief. Evet, teşekkür ederim mektup için diyecek olursak arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda Brief neydi? Mektup demekti. Teşekkür ederim dediğimizde der Brief danke für akusatifliği gerektiriyor. Dolayısıyla Brief'in artikeli de der olduğu için senin mektubun için diyecek olursam mektubuna teşekkür ederim diyecek olurum, öyle değil mi güzel Türkçemizde? Ancak burada Almanca'da baktığımızda akusatif karşılık buluyor. Dolayısıyla ne olacak? Ben dilerseniz size seçenekleri söyleyeyim. Dein, deine, deinen. Evet, hangisi olabilir acaba? Brief artikeli der. Dolayısıyla der ne oluyordu? Bir hatırlayalım akusatiflikte. Bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Der ne oluyordu? Deine dönüşüyordu. Peki senin derken ne olacaktı? Dein. Sonuna da en getireceğim. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Deinen olacak. Danke für deinen Brief. Yani ne diyorum? Mektubun için teşekkür ederim derim. Öyle değil mi güzel Türkçemizde? Ancak Almanca'da demek ki bunun karşılığı ismin iyi haliymiş. Devam edelim cümlemize. Ich habe mich sehr gefreut. Evet, bu ne demek arkadaşlar? Freuen, sevinmek demekti. Sevinmek aynı zamanda da refleksif bir durumdu. Yani sich freuen, mich freuen, ich freue mich, du freust dich. Bunu da refleksif dersinde ayrıntılı şekilde görmüştük. Bu söylemiş olduğum konular arkadaşlar önceden işlendi. Eğer sıkıntı yaşadığınız konular varsa ben şimdi size söylüyorum hangi konu olduğunu. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorsak o ilgili videoyu mutlaka izleyelim ki rahat bir şekilde bunları çözebilelim. Şimdi buraya baktığımızda bu herhangi bir boşluk çalışması değil ama gene üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok sevindim diyecek olursam burada bir perfekt zaman söz konusu. Freuen ne olacak arkadaşlar? Habe gefreut olacak. Dolayısıyla ich habe mich sehr gefreut. Çok sevindim derim. Güzel Türkçemizde tabi birebir karşılığı yok. Çünkü kendimi sevindim diyemeyiz. Çok anlamsız bir şey çıkmış olur. Çok sevindim diyecek olursam demek ki Almanca karşılığı ich habe mich sehr gefreut. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Schön ist dir in Mannheim gefällt. Schön, evet. Farkındaysanız arkadaşlar, schön neydi? İyi, güzel demekti. Ancak ne kadar da güzel anlamına gelmiş oluyor. Bunu da görmüştük daha önceden. Hatta bunu
bir konuyla pekiştirmiştik. Şimdi söylersem cevabı vermiş olacağım. Ondan çekiniyorum. Şimdi boşluğa baktığımızda 3 tane seçenek var. 3 çık var arkadaşlar daha doğrusu. Bunlardan birisi arkadaşlar schön boşluk gelmiş. Ist in Mannheim. Mannheim Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Gefallen hoşa gitmek demek. Ne kadar da iyi Mannheim'ın senin hoşuna gitmesi. Yani güzel Türkçemizde ne deriz? Mannheim'ın senin hoşuna gitmesine çok sevindim. Ne kadar da güzel demiş oluyorum bu cümleyle. Dolayısıyla buradaki boşluklardan weil, das ya da und. Evet, 3 tane seçeneğimiz var. Bunlardan birisi doğru. Weil, das, 2 s'li olan ve und. Acaba hangisi olacak diye bir düşünelim. Ne kadar da iyi Mannheim'ın hoşuna gitmiş olması diyeceğim. Şimdi weil diyecek olursam çünkü bu birazcık alakasız kaçıyor öyle değil mi? Und diyecek olursak ve anlamına gelmiş oluyor. Bu da gene alakasız kaçmış oluyor. Doğru cevap arkadaşlar das olacak. Bunu evet das konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Ne kadar da iyi Mannheim'ın evet Mannheim şehrinin senin hoşuna gitmiş olması ne kadar da güzel denildiğinde demek ki schön das ist dir in Mannheim gefällt. Sonraki cümleye bakalım. Ich habe gestern einen Artikel in Zeitung gelesen. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Ich habe gestern neydi? Dün demekti. Einen Artikel bu ne demek arkadaşlar? Bir makale demek arkadaşlar. Aynı zamanda da artikeller konusu der, die, das anlamına da gelebiliyor. Ancak bu konsept içerisine baktığımızda artikelden kasıt gazetedeki küpür anlamında ya da makale ya da küpür anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla ich habe gestern einen Artikel in Zeitung gelesen denilmiş. Burada arkadaşlar artikelleri bilmemiz gerekiyor. Almanca'da en başta söylemiş olduğum gibi artikelleri bilmeden ileriki konulara geçmemiz çok güç demiştim bunu artikeller konusunda. Şimdi Zeitung'a baktığımızda sonlandırıcısı zaten Ungsa ne oluyordu hatırlayalım? Die artikelini alıyordu. Dolayısıyla burada bir datif söz konusu. Gazetede diyecek olursam die neye dönüşüyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Ne olacak? Der'e dönüşecek öyle değil mi? Zaten çıkların içerisinde die var, das var ve der var. Bunu zaten bildiğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Lesen demek ki perfekt hali neymiş? Gelesen demekmiş. Dolayısıyla dün gazetede bir makale okudum diyecek olursam ne diyecekmişim? Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Evet, devam edelim. Der Artikel hieß. Heißen ne olmuş arkadaşlar? Hieß olmuş. Çünkü burada preteritum devreye giriyor. Evet, preteritum da demek ki heißen ne oluyormuş? Hieß olmuş oluyor. Dolayısıyla makalenin adı buydu diyecek olursak der Artikel hieß Carpe diem nutze den Tag. Evet, Carpe diem günü yaşa. Nutzen ne demekti arkadaşlar Almanca birebir karşılığı? Kullanmak demekti. Ancak Türkçe'ye çevirdiğimizde, güzel Türkçemizde günü kullan demeyiz öyle değil mi? Ne deriz? Günü yaşa, anın tadını çıkar anlamında kaliteli vakit geçir demeye getiriyor nutze den Tag. Devam edelim arkadaşlar. Stell vor. Du bekommst jeden Tag morgens von einem fremden Menschen 86.400 Euro. Öncelikle buraya bir bakalım arkadaşlar. Vorstellen, vorstellen ayrılabilir fiil. Ancak burada bir imperatiflik söz konusu yani emir kipi şeklinde karşımıza çıkmış. Vorstellen arkadaşlar tahayyül etmek demek. Şöyle bir düşünsene demek istiyor burası. Stell, evet. Buradaki boşlukları söylüyorum size. Hangisi olabilir acaba diye. Evet. Sich, mich, dir. Sich, mich ya da dir.
hangisi olabilir? Bir düşünsene, bir tahayyül etsene diyecek olursam acaba hangisi olabilir? Ben sana diyorum, dolayısıyla senden kasıt ne olmuş olacak arkadaşlar? Bir düşünsene diyecek olursam ziş olmayacaktır, miş de olmayacaktır. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Stell dir vor, bir düşünsene, bir tahayyül etsene dediğimde bunu datif olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabi Türkçe'de bunun birebir karşılığı yok arkadaşlar. Çünkü Türkçemizde böyle demeyiz. Ancak Almanca'da bunu datif formunda karşımıza çıkıyor ve bu şekilde incelememiz gerekiyor. Stell dir vor denildiğinde bunu yapısal olarak da alabiliriz. Du bekommst, elde ediyorsun. Jeden Tag, her gün. Morgens, sabahları. Von einem fremden Menschen. Ne demek arkadaşlar bu? Von einem fremden Menschen. Mensch, insan demek. Fremd, yabancı. Bir düşünsene. Sen her gün, her sabah, von einem fremden Menschen, yabancı birinden 86.400 euro alıyorsun. Bir tahayyül etsene. Evet, makalenin konusunun içeriğine giriyoruz şimdi. 86.400 euro düşünsene aldığını. Es gibt nur ein Problem. Evet. Sadece bir problem var. Sadece bir sıkıntı var. Neymiş? Wenn du das Geld nicht ausgibst. Ausgeben neydi arkadaşlar? Ayrılabilir. Artı düzensiz bir fiil arkadaşlar bu. Vermek, harcamak demek arkadaşlar. Ausgeben. Genellikle bu para için kullanılıyor. Parayı vermek, parayı harcamak anlamında. Ausgeben demek ki parayı harcamak diyebiliriz. Geld ausgeben. Bunu da bir kalıp olarak düşünebiliriz. Wenn'li bir cümle neydi arkadaşlar, hatırlayalım. Eğer demekti. Wenn du das Geld nicht ausgibst. Eğer parayı harcamazsan ist es Mitternacht weg. Mitternacht neydi arkadaşlar? Gece yarısı. Weg yok. Ne diyor bu cümle? Sadece bir sıkıntı var. Eğer ki parayı harcamazsan gece yarısı yok olacak diyor. Şimdi burada bir preposition var. Bunlardan söyleyeceğim size arkadaşlar. Hangisi olabilir acaba? Im, am, Im Mitternacht, am Mitternacht, Mitternacht. Acaba hangisi olabilir? Wenn du das Geld nicht ausgibst, eğer parayı harcamazsan gece yarısı yok olacak. Im diyemeyiz. Çünkü im neydi arkadaşlar? İçinde demekti. Am, bu da olmazdı. Çünkü am Montag, am Dienstag şeklinde günlerde kullanılıyordu. Neydi arkadaşlar? Umu biz nerede kullanıyorduk? Saatlerde kullanıyorduk. Mitternacht'a baktığımızda da gece yarısı demek. Dolayısıyla hangi preposition girecek buraya arkadaşlar? Preposition'u gelecek. Dolayısıyla gece yarısında dediğimde Mitternacht demiş oluyorum. Dolayısıyla bunu toparladığımızda Wenn du das Geld nicht ausgibst, ist es Mitternacht weg. Eğer parayı harcamazsan gece yarısı yok olacak. Devam edelim. Was soll man am besten mit Geld machen? Çok basit. Ben eminim ki bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Was soll man am besten? Ne yapmalı? Am besten, iyisi mi? Mit Geld machen. Artık elimiz neydi arkadaşlar Geld için, para için? Das Geld demekti. Bu cümle bize ne diyor? Bu parayla iyisi mi? Ne yapmalı? Das Geld neye dönüşecek arkadaşlar? Burada mit olduğundan dolayı datife dönüşecek. Dolayısıyla biz ne demiştik daha önceden? Datif konusunda eğer cümlenin içerisinde mit varsa mutlaka ama mutlaka artık elimiz ne olacaktı? Neye dönüşecekti? Datife dönüşecekti. Dolayısıyla das Geld ne olacak arkadaşlar? Dem Geld olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim ben buraya? Was soll man am besten mit dem Geld machen? Bu parayla ne yapmalı? Devam edelim. Ein neues Auto kaufen. Yeni bir araba mı satın almalı?
Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar das Auto ne olacak? Ein Auto. Dolayısıyla neue sonuna ne gelecek artık? Das'ı neues şeklinde yorumlayacağız. Dolayısıyla ein neues Auto kaufen, yeni bir araba mı satın almalı? Devam. Geschenke für die Familienfreunde. Das Geschenk, die Geschenke neydi arkadaşlar? Hediyeler für die Familie, aile için, und Freunde, arkadaşlar için. Yani burada bu cümlenin devamında baktığımızda arkadaşlar ein neues Auto kaufen, Geschenke für die Familie und Freunde, farkındaysanız terim şeklinde karşımıza çıkmış. Diyor ki yani yeni bir araba mı almalı? Aile ve arkadaşlar için hediye mi almalı? Ancak burada bir herhangi bir fiil yok. Ancak fiilimiz zaten en baştan burada hediye etmeyi karşıladığından dolayı o anlama gelmiş oluyor. Dolayısıyla fazladan, ekstradan bir fiil koymamıza gerek kalmıyor. Demek ki Geschenke für die Familie und Freunde, evet, hediye mi almalı anlamında. Buraya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Aber eigentlich ist in dem Artikel Zeit demiş. Evet, ama eigentlich neydi arkadaşlar? Aslında demekti. Ama aslında in dem Artikel, makalede Zeit. Aslında makale ne üzerine dönüyor? Zaman üzerine dönüyor. Yani para değil de zaman üzerine dönüyor. Şimdi ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar gehen filmi fiilinin çeşitli biliyorsunuz halleri var. Perfekt hali olabilir, preteritum hali olabilir, geniş zamandaki hali olabilir, gelecek zamandaki hali olabilir. Acaba buraya hangisi giriyor olacak? Ben size söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. Gehen, ging, gegangen. Gehen, ging, gegangen. Dilerseniz öncelikle artikelin sonuna kadar bir okuyalım. Aber eigentlich is in dem Artikel. Geçmiş zamandan bahsediyorum. Dolayısıyla gehen olmayacaktır. Çünkü bu mastar hali olmuş oluyor. Ging, bu da olabilir belki. Ya da gegangen. Gegangen olabilmesi için, bu da perfekt zaman, ne gerekiyordu? Haben ya da sein. Dolayısıyla sein olması gerekiyordu. Ancak cümlemizde sein'in çekimlenmiş bir hali yok. Geçmiş zaman preteritum olduğundan dolayı hangisi olacak arkadaşlar? Ging olacak. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ama aslında makale zaman üzerineydi diyecek olursam buraya kadar bir bakalım. Aber eigentlich ging es in dem Artikel diyeceğim. Buraya baktığımızda Zeit, evet, zaman demek arkadaşlar. Zeit artikeli neydi? Die. Dolayısıyla um'dan sonra ne yapmış oluyorum? Herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan aynı şekilde artikelim die'yi buraya yerleştiriyorum. Ve diyorum ki aber eigentlich ging es in dem Artikel die Zeit. Ama aslında makale zaman üzerine dönüyordu demeyi getiriyor. Çünkü buradaki umdan kasıt yani zaman konusunda dönüyordu. Yani onunla ilintiliydi demeyi getiriyor. Devam edelim. Wusstest du, biliyor muydun, bilir miydin, dass jeder Tag 86.400 Sekunden hat? Evet, bu da çok bariz bir cümle. Ne diyor? Wusstest du, biliyor muydun, dass jeder Tag, evet, her gün 86.400 saniyeden oluştuğunu biliyor muydun? Evet. Demek ki wusstest du, dass jeder Tag 86.400 Sekunden hat? Devam. Und dass so viele Sekunden einfach so vergehen? Evet. Dass so viele Sekunden, ve o kadar çok saniye, einfach so, einfach so, öylece ne demek arkadaşlar? Türkçe karşılığı öylece akıp gittiğini biliyor muydun bu kadar zamanın? Vergehen, gitmek, akmak demek arkadaşlar. Yani boşa gitmek anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla bu kadar saniyenin boşa aktığını biliyor muydun? Und das so viele Sekunden einfach so vergehen? Devam edelim. Man sollte also diese Sekunden für das eigene Glück.
Evet, buraya kadar ne diyor arkadaşlar? Man sollte, meli malıydı, hatırlayalım bunu arkadaşlar. Gene bunu incelemiştik ayrıntılı bir şekilde. Also diese Sekunden für das eigene Glück. Das eigene Glück, kendi talihin için, kendi şansın için, kendi iyiliğin için demeyi getiriyor burada arkadaşlar. Yani ne diyor? Bu saniyeler insanın kendisi için kaliteli bir zamanı geçirmek için kullanılmalı demeye getiriyor. Burada gene bir boşluk var arkadaşlar. Für die Familie das eigene Leben nutzen. Für die, evet. Burası acaba ne olabilir? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, aile için diyeceğiz arkadaşlar. Das eigene Leben, eigen kendi demek. Das eigene Leben nutzen, kullanmak demek. Dilerseniz arkadaşlar öncelikle cümlenin sonundan başlayalım. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, das Leben hayat demek. Kendi hayatı için diyecek olursak, hatırlayalım bunu sıfatlarda görmüştük. Adjektif, endungen konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Görmemiş olan arkadaşlar, sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Das Leben hayat demek arkadaşlar. Kendi hayatı diyecek olursam, eigen ne oluyordu? Sonra E harfi geliyordu. Niye? Çünkü artık elim das olduğundan dolayı. Dolayısıyla kendi hayatı diyecek olursam, das eigene Leben diyeceğim. Aynı formu şimdi dilerseniz bir de buraya taşıyalım. Für die Familie denilmiş. Burada da arkadaşlar seçenekleri ben size söyleyeyim. Eigener, eigenen, eigene. Bu bilgi ışığında orası ne olacak sizce arkadaşlar? Hatırlayalım. Artikelimiz ne olursa olsun. Artikelimiz ne olursa olsun, ister der, ister die, ister das olsun, sıfatın sonu ne oluyordu arkadaşlar? E ile sonlanmış oluyordu. Dolayısıyla eigene olacak. Ben bunu o zaman artikel die, der de olabilirdi, das da olabilirdi. Ne yapıyormuşum demek ki? E ile sonlandırmış oluyorum. Dolayısıyla für die eigene Familie, das eigene Leben nutzen demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleyi tekrar bir anlamlandıralım. Bu cümle bize demek ki ne diyor? Man sollte also diese Sekunden, yani insan, yani ne yapmalı? Bu saniyeleri für das eigene Glück, kendi şansı, kendi talihi için, für die eigene Familie, kendi ailesi için, das eigene Leben, kendi hayatı için kullanmalı. Nutzen diyor bu cümle. Ne kadar da güzel bir cümle, öyle değil mi? Stimmt doch, oder? Doğru, öyle değil mi? Stimmt neydi arkadaşlar? Stimmt doch, doğru ya, öyle değil mi? Anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Stimmt doch, oder? Devam edelim. Man muss aber auch arbeiten. Evet, ama ne yapmalı aynı zamanda? Çalışmalı da demek istiyor bu cümle. Man muss aber auch arbeiten. Buradaki aber ve auch arkadaşlar pekiştireç noktasında olduğu için man muss aber auch arbeiten, çalışılmalı da demeyi getiriyor. So, genug geredet. Yeter artık bu kadar konuştuğumuz gibilerinden. Evet, esprili bir şekilde bunlar, bu yapılar arkadaşlar e-maillerde ya da mektuplarda da yazılabiliyor. Bu kadar konuştuğumuz yeter diyor. Dolayısıyla so, genug geredet. Evet. Evet. Şimdi burada bir boşluk var arkadaşlar. Jetzt Schluss machen. Şimdi burada müssen modal fiilini getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu da çok basit. Ne olacak arkadaşlar? Müssen'i işe göre yorumlayacağım. Ne olacak arkadaşlar? Muss. Öyle değil mi? Dolayısıyla şimdi bitirmem lazım. Ich muss jetzt Schluss machen. Yani artık mektubu bitirmem gerekiyor dediğimizde demek ki ich muss jetzt Schluss machen. Evet, selamlar. Liebe Grüße. Selamlar demekti. Evet, yazan da kimmiş? Maria. Dilerseniz o öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Liebe Karin, danke für deinen Brief. Ich habe mich sehr gefreut.
Schön, dass es dir in Mannheim gefällt. Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Der Artikel hieß Carpe Diem, nutze den Tag. Stell dir vor, du bekommst jeden Tag morgens von einem fremden Menschen 86.400 Euro. Es gibt nur ein Problem. Wenn du das Geld nicht ausgibst, ist es um Mitternacht weg. Was soll man am besten mit dem Geld machen? Ein neues Auto kaufen? Geschenke für die Familie und Freunde? Aber eigentlich ging es in dem Artikel um die Zeit. Wusstest du, dass jeder Tag 86.400 Sekunden hat? Und dass so viele Sekunden einfach so vergehen? Man sollte also diese Sekunden für das eigene Glück, für die eigene Familie, das eigene Leben nutzen. Stimmt doch, oder? Man muss aber auch arbeiten. So, genug geredet. Ich muss jetzt Schluss machen. Liebe Grüße, Maria. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Carpe Diem, nutze den Tag. Yani anın tadını çıkar. Anı kaliteli bir şekilde geçir adlı bir metni inceledik. Bu metin nasıl bir metindi arkadaşlar? Bu bir mektuptu. Boşluk doldurma şeklinde görmüş olduğumuz önceki konuları burada pekiştirdik. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecektir arkadaşlar. Bunun için kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, ilgili bildirim ziline tıklamayı unutmayalım ki sonraki videoları takip edebilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Bis bald. Tschüss.